Merhabalar efendim, iyi akşamlar. VAV TV'ye hoş geldiniz. Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bu akşam Şefkat Yuvası Darülaceze'yi konuşacağız. Kıymetli konuğum mimar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Sizi burada görmek, burada ağırlamak benim için onur. Çok mutluyum burada olduğunuzdan dolayı. Bugün Şefkat Yuvası Darüleceze'yi konuşacağız. Arkadaşlarımız bir veteri hazırlamışlar. Dilerseniz önce onu izleyelim. Ondan sonra size sorularımı sormaya başlayacağım. Buyursunlar arkadaşlar lütfen. Darül Şefkat, Darüleceze'nin öyküsü Osmanlı-Rus Harbi'nin ardından başlar. Savaş, Balkanlar ve Kafkasya'dan Anadolu'ya büyük bir göç dalgası başlatmış, ilk bir yıl içinde sadece başkent İstanbul'un nüfusuna yüzbinler eklenmiştir. İhtiyacı gören Padişah 2. Abdülhamit, 6 Nisan 1890'da bir fermanla Acizler Yurdu'nun kuruluş emrini verir. Yaşlısından gencine, her ihtiyaç sahibinin gereksinimini karşılamak üzere tasarlanan Darülaceze, 50'si çocuk, 554 yatak kapasitesiyle 10 binadan oluşan küçük bir yerleşim birimi gibidir. Aynı bahçeye bakan cami, kilise ve havrasıyla bu dünyada eşsizdir. Sakinlerinin en iyi şartlarda konforlu ve huzurlu zaman geçirmesi için her ayrıntı düşünülmüştür. Her kapının ardından başka bir hayat çıkar her yeni gün. Bu hikayede ömrün bakiyesidir zaman, satır satır gözlerden okunan. Bir başkasının meşgalesidir zaman. Atölyede çorap yapar ya da halı kilim dokur, ilmek ilmek. Yaşama tutunur. Hayat rengarenk ruhlarında saklıdır kimilerinin. Fırça fırça tuvallerde dolaşır, çizgi çizgi tablolara taşınır. Kurulduğu günden bugüne Darülaceze, yaşlı, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine bir sevgi ve umut kapısıdır. Herkes bilir, her umudun yüksek bir karşılığı vardır bu memlekette. Bu yüzdendir Darülaceze hep en yüksekte ilgi ve kabul görür. Devletin zirvesinin de gönül kapısı hep açıktır. Her daim muhabbetle eğilir. Bazen sıcak bir ilgidir, bazen şefkat, bazen de sadece hürmettir. Eli öpülür. Darüleceze'nin kapılarının ardında sevginin paylaşılarak arttığı, gönülden verenle alanın buluştuğu eşsiz bir dayanışma vardır. Bu kapının ardında bağışçıları, gönüllüleri, çalışanları ve acezeleriyle büyük bir aile vardır. Evet, ömrün bakiyesi dediler. Şefkattir, hürmettir. Orada yapılan pek çok faaliyetlerden görüntüler gördük. Çok kıymetli hizmetler ve bunlara da değineceğiz zaman zaman ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Darülaceze'de ne kadar zamandır görev yapıyorsunuz ve hangi duygularla başladınız? Önce tabii bizi VAV TV'de bu programda ağırladığınız için Darülaceze'de çalışanları ve sakinleri adına teşekkür ediyorum. Çünkü burada Darülaceze'nin efendim varlığı, varsa dertleri, problemleri bunlar görüşülüp konuşulacak. VAV TV'de halkın kalbinde, gönlünde yer etmiş yaptığı programlarla milletin beğenisini toplamış, güvenini celbetmiş bir efendim kanal. Ondan dolayı burada olmaktan dolayı ve sizin programınızda bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edeyim. O mutluluk güzel. Şimdi tabii Darülaceze'de idare meclis üyeliği ve başkanlıkla birlikte 11 seneyi geçti. Yani 2012'de efendim ilk göreve başladım. 2012'nin başlarında 2024'e gireceğiz. Yani 12 seneye yaklaşmış. Bazen arkadaşlara diyorum ki Darülaceze'nin 47. başkanıyım. Benden önce 46 kişi başkanlık yapmış. Bunlardan ikisi 10 senenin üstünde. 10 ile 12 yıl arası başkanlık yapmış. Bir diğeri 24 sene başkanlık yapmış. Ona egale etme kimsenin hakkı, haddi değil. biz de işte meclis üyeliğiyle birlikte 12 seneye yaklaşmış bulunmaktayız. Tabii Darülaceze benim yani 72 yıllık ömrümde yaptığım en faydalı, en hayırlı, en hoşuma giden işin ne olduğunu sorsalar Darüleceze'deki yaptığım görevi söylerim. Çünkü burada görev yapmanın zor ve sıkıntılı tarafları yok değil. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz, dezavantajlı insanlarla uğraşıyorsunuz. Büyük çoğunluğu kimsesiz olan insanlarla uğraşıyorsunuz. Böyle bir ortamda tabii görev yapmanın zorlukları, mesuliyetleri de var. Ama güzellikleri de var. Yani bahçede dolaşırken veya daireleri ziyaret ettiğinizde ki her cuma bütün daireleri belli kadromla, ekibimle birlikte dolaşır. Hem çalışanların hem kalanların cumasını kutlar, hallerini, hatırlarını sorarız. Bu tabii sadece haftada bir gezdiğimiz anlamına çıkmasın. Her gün dolaşıyoruz ama cumanın bir ekstra şeyi var, yeri var. Onu da böyle değerlendiriyoruz. O dolaşmalarımız etrafı esnasında veya bahçede dolaşırken bir yaşlı, kimsesiz geliyor. İşte dua ediyor. Allah bunu yapandan da razı olsun, yaşatandan da razı olsun, çalışandan vesaire, yardım edenden, herkesten. Bu duaları dinlediğiniz zaman eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız bundan haz almamanız mümkün değil. O şevkle, o azimle, ekip halinde şeyler yapmaya çalışıyoruz Darüleceze'de. Evet. Başlarken ne hissettiniz? Onu merak ediyorum. Yani çok bu kadar köklü bir kurum ve bu kadar da açıkçası içinde zorluğu barındıran dezavantajlı insanlar dediniz. Daha önceki durumunu da soracağım. Çünkü 80'li yıllarda falan hani çok hoş hatırlamıyoruz ekranlardan bildiğimiz kadarıyla. Bir sürü de problemin içerisine ama bir de hani hem hakkın hem halkın rızasını, sevgisini kazanmaya da yönelik bir pozisyon. Ama açıkçası insanın hani gözünü de korkutabilecek bir şey. O yüzden duygularınızı merak ediyorum. Ne hissettiniz böyle bir göreve gelirken? Şimdi bana birisi dese ki yapabileceğin 100 tane iş yaz. Sıralasa. İşte hocalık, öğretmenlik yapabilirim. Mühendis, inşaat yapabilirim. Restoran işletebilirim. Geçmişte yaptığım işler. Futbol takımı çalıştırabilirim. Yani birçok iş yapabilirim. 100 tane iş yaz deseler. Darülaceze Başkanlığı bunun içinde yoktur. Onu merak ediyorum. 100. sırada bile yoktur. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Hatta bana böyle bir görev tevdi edildiğinde, teklif edildiğinde yahut da emredildiğinde yani bu mesuliyetli bir iş. Ben bunu yapamayabilirim. Yani bütün zamanımı oraya hasredemeyebilirim. Çünkü insan yaptığı işte başarılı olması için o işi sevmesi lazım. O işi ciddiye alması lazım. İşin cinsi, şekli ne olursa olsun o bakımdan acaba bu işi yapabilir miyim diye doğrusu endişe ettim. Çünkü her gün onlarca, yüzlerce ki 500 küsür kişi kalıyor. Her gün bir sürü insan bazen 2 günde, 3 günde bir vefat olacak. Niye? 150'nin üzerinde efendim termal durumda oraya gelmiş, yatağa bağımlı insanlar var. Yani bunları göreceksiniz, duyacaksınız, bakacaksınız. Sonra da akşam eve gidince o gayet rahat, keyifli yemek yiyeceksiniz. Yani bu kolay bir iş değil. Ama her gün mezar kazdığı halde akşam evde gidip rahat yemek yiyen insanlar var. Yani hani Necip Fazıl diyor ya, ne tabutu taşıyan, ne efendim çiviyi çakan, ne mezarı kazan. Gerçekten herhalde ölüme inanmıyor ki insanlar böyle rahat yaşıyor falan diyor. Şimdi yani bütün bunları göreceksiniz. Ama sonra da dediğim gibi rahat uyuyacaksınız. Fakat Allah insana öyle bir duygu, öyle bir şey veriyor ki yani her gün ameliyat yapan insanı düşün. Kesiyor, dikiyor vesaire falan. Ama akşam da gidip rahat evinde oturabiliyor. Biz şimdi bu işlere başladıktan sonra yavaş yavaş bu iş hani kanıksama şeklinde söylemiyorum. Yavaş yavaş alışıyorsunuz ve yani idareye, çalışana, başkasına muhtaç olan insanları gördüğünüz zaman bir empati yaparsanız, kendinizi bir muhasebe ederseniz ya bu ben de olabilirdim. Yani ben de olabilirdim. Elbise veriyorsunuz kıymetini bilmiyor. Ayakkabı veriyorsunuz icabında çıkarıp yanlı ayak geziyor. Yatak veriyorsunuz onu kullanmasını bilmiyor. Yani şu sigara zararlı diyorsunuz o birini yakıp birini söndürüyor vesaire. Şimdi bu insanların halini gördüğünüz zaman kendi halinize bir defa şükretmeniz gerekiyor. Ya diyorsun bu ben de olabilirdim. Kimsesi yok, bakanı yok veya kendisi hayatını havai ve behimi bir şekilde harcamış. Yani ne kendine, ne ülkesine, ne ailesine hiçbir fayda sağlamadan bir ömür geçirmiş. Ve bunu gidiyorsunuz, birileri bildiriyor, diyor ki falan yerde çöp evde kalan biri var, tek başına yaşayan biri var, köprü altında yatan biri var, evinde sobası olmayan biri var, kimsesi yok. Ha, gönderiyorsunuz, incelettiriyorsunuz, ambulanslarımız var, işte sosyal servis elemanlarımız var, bunları alıp getiriyor, bunları heyetten geçiriyorsunuz, tetkiklerini yaptırıyorsunuz. Kimsesi yoksa bakacak da ve alıp bunu yerleştiriyorsunuz. Böyle yani son demlerini yaşadığını zannettiğiniz birilerine bunun yaşı da yok. Tabii. Getiriyorsunuz, bakıyorsunuz 3-4 ay sonra adam kendine geliyor veya bayan kendine geliyor. Oo ya ben ölümden döndüm diyor, size dua ediyor. Bu insanlar artık sizin moralinizi bozma yerine size moral vermeye başlıyor. Yani ben bu insana faydalı oldum, yardımcı oldum, ekip halinde bu yanlışları da önlemeye çalışıyorum. Niyetim de bu. Ha, belki biz buradan kurtarırız diye bir ümit size doğuyor. Ve öyle bir şey oluyor ki adeta bağımlılık yapıyor. Öyle insan vardır ki çay tiryakisidir. İçmese bir gün duramaz yani. İlle bir çay içecektir. Tabii öte kötü alışkanlıkları saymıyorum. Çay kahve alışkanlığı onların yanında mazbut kalıyor. Şimdi biz de yani ekip arkadaşlarımla birlikte eğer bir gün İstanbul'da isek, eğer başka bir ülkede, başka bir şehirde değilsek, bir gün Darülazeze'ye gitmezsek eksiklik kabul ediyoruz. Ben şahsen öyle oldum. Bir gün Darülazeze'ye uğramamışsam benim burada bir sorumluluğum var. En azından cumartesi, pazarda bütün gün orada olmasam da gideyim, bir bakayım ne halde insanlar. Çalışan iyi çalışıyor mu? Kalanın bir sıkıntısı var mı? Hamdolsun bu noktada da Türkiye genelinde, başka ülkelerden de ilgi alaka çok da, Türkiye genelinde son hele de 7-8 yıldır, 10 yıldır Darülaceze olarak bir yere müracaat ettiğimiz zaman, yani bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir hastamızı efendim tedaviye göndereceksek çevre hastanelere hiç efendim problem yapmadan bizim hastalarımıza öncelik tanıyorlar. Ve biz tabii o gönderdiğimiz hastalarla refakatçiyi de kendimiz gönderiyoruz. 24 saat kalacaksa 8'er saatten 3-8-24 3 tane refakatçi gönderiyoruz. Maliyeti yüksek, efendim bayağı zor bir işle uğraşıyoruz. Dün veya önceki günde mecliste baktım AK Parti grubundan Emin Akbaşoğlu mecliste konuşma yapıyor. Bir konuyla alakalı baktım Darülazeze'ye misal veriyor. Hem burayı hem yeni yeri. Yani işte Filistin'de katliamlar olurken biz efendim onların burada yeni yaptığımız yerde de dinlerinin mabetlerini yapmışız. Efendim bunlar bugün o farklı ırklardan, farklı dinlerden insanlar böyle bir bakıma ihtiyacı olsa yine bakarız. Yine yarın çıkıyor veya sonraki gün Ermeni cemaatine randevu vermişim, gelecekler. Efendim pazartesiydi galiba. Efendim Musevi cemaati geldiler. Dediler iki yerimiz vardı. Birini kapattık ekonomik sıkıntıdan dolayı. Efendim kule dibinin orada. Bir tanesini de işletmekte zorlanıyoruz. 65 kişi var. Dezavantajlı insanlar. Bakamıyoruz. Ben de onlara dedim ki nasıl oluyor böyle bir iş? Yani siz efendim Museviler dünya ekonomisinin neredeyse %70'ine hükmediyorlar. Siz 65 kişi bakamıyorsunuz. Darülazeze'ye alın siz bakın demek istiyorsunuz. Evet dediler. O zenginlerimiz bize para vermiyor. Mesela dediler Vakko Musevi'dir. Biz hiç bu kuruma para almadık. Erol Kohen var dedim. O mütevelliyet başkanımız, o yardım ediyor ama bir kişinin yardımıyla olmuyor dediler. Nüfus çoğalmıyor. Genç nesil gelmiyor. Okuyanımız başka ülkelere gidiyor. Evlilikler sadece eskisi gibi Museviler arasında olmuyor. Gerçekten buna bizim ihtiyacımız var. Biz bu işi taşıyamıyoruz dediler. Ve ben de dedim ki idare meclisiyle, İdare Meclisi'nin başkanı Sayın Aile Bakanımız oluyor. İdare Meclisi'ne ben bunu taşıyayım, orada görüşelim. Çünkü böyle bir kişinin bugün aylık maliyeti mevcut Darülazeze'de ayda 60 bin liraya mal oluyor. Yani bizim belli gelirlerimiz var ama o da yetmiyor, karşılamıyor. Onun için yani bir takım değişiklikler yaparak nizamnamede varidatı geliri biraz daha artırmanın yolunu arıyoruz. Şimdi yani bu noktada cumartesi günü de Almanya'dan bir heyet vardı. Onu yeni yere anlatırken anlatacağım. Yani dünyada bu noktada evet insanların yaşam süresi arttı. Geçmişte 1900'lü yılların sonunda Amerika'da diyorlar yaş ortalaması 45'ti. Türkiye'de 40'lardaydı. İnsanlar çocuk yaşta gidiyordu. Doğan 8 çocuk doğmuşsa bakıyorsunuz 6'sı yaşamıyordu. Yaş ortalaması 40'lar civarındaydı. Yani koskoca Osmanlı Hanedanı'nın 36 padişahının efendim herhalde ikisi üçü 80'i geçmiştir. Evet, evet. Belki o kadarı da yok. Dolayısıyla insan ömrü uzadıkça sıkıntı artıyor. Öyle insanlarla konuşuyorum. Annem 100 yaşında diyor, babam 102 yaşında diyor. Ama bu yaşlılığın da getirdiği kronik rahatsızlıklar var. Evet. Onun için bu hususta programdan önce de söylediğim gibi bu işe yeni bir bakış açısı oluşturmamız lazım. Yani bu işe efendim sosyolojik açıdan bakmak lazım, psikolojik açıdan bakmak lazım, tıbbi yönden, pedagojik yönden her yönüyle. Aileler bu noktada varlıklı olanlar yani bir yaşlısını bakamayacak, onun ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Çünkü hasta, hastaneye götüreceksiniz. Doktora eve getirseniz bu bir imkan işi, ekonomik güç işi. Bunu efendim Alzheimer'lıysa, demanslıysa yattığı yeri bulamıyor, düşüyor, kalkıyor, yürüyemiyor. Demanslıysa vesaire yahut da Parkinson'sa bunu 3 tane adam tutamazsınız. Yok. 3 tane bakış tutsanız hepsi bu işte profesyonel değildir. Ekip işi, sistem işi ve yaşlılığa, yaşlanmaya karşı ciddi sosyal politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Darülaceze'nin varlığı ve misyonu da bu konuda bir öncülük ediyor. Çünkü biz görece genç bir ülkeydik yakın zamana kadar. Şu an dünyanın en yaşlı ülkeleri, ben doktoramı da yaşlılık üzerine yaptığım için bazı izleyenlerimiz bilirler, daimi izleyenler. Ve Darülaceze'de uygulamasını yaptım. Çok öğretici bir çalışma oldu benim için ve Darülaceze gönüllüsüyüm de aynı zamanda, onu da ifade etmekten onur duyuyorum. Şimdi yaşlılık dünyanın meselesi bugün. Gelişmiş, tırnak içinde gelişmiş ülkelerin meselesi. Japonya, Monaco, Almanya en yaşlı 3 ülke hali hazırda. Türkiye genç nüfusuyla övündüğümüz bir ülkeydi. Geçen yıla kadar kaba doğum hızı dediğimiz doğum ölüm oranı birbirinden çıkartıldığında 2.1. Şu an 2.1'in altına düşmek üzere. Dolayısıyla bizim nüfusumuz artık artmıyor ve yaşlanıyor. 2030'da, 40'da, 50'de daha da yaşlı bir nüfusumuz olacak. Ve o insanların, yaşlananların ve hepimizin aslında biyolojik, psikolojik, sosyal ihtiyaçlarının çok yönlü, bahsettiğiniz gibi çok fazla meslek grubundan, disiplinden, bakış açısıyla ele alınması ve ciddi bir vizyon geliştirilmesi lazım. Darülaceze de bu anlamda çok daha bunun öngörülemeyecek kadar, belki dünyanın henüz buna uyanmadığı dönemlerde çok büyük bir vizyon örneği olarak oluşturulmuş bir kurum. Ben neler yapıldığını soracağım ama geçmişe yönelik baktığımızda çok büyük değişimler ve yenilenmeler oldu sizin döneminizden sonra. Siz başladığınızda nasıldı? Birazcık ondan da birkaç cümleyle bahsederim isterim. Şimdi tabii üzülerek ifade edeyim. Hani Osmanlı gücünü kaybetmeseydi, Osmanlı işte çöküş dönemini yaşamasaydı Darülaceze'ye belki de ihtiyaç olmazdı. Çünkü güçlü ve varlıklı döneminde zengin ve varlıklı insanlar ve efendim duyarlı insanların belki daha fazla olduğu, hayırhah insanların daha fazla olduğu dönemde vakıflar bu tip işleri yapmış. O vakıflar falan gücünü kaybettikten sonra işte Balkanlarda falan toprak kaybetmeye, savaşları kaybetmeye başladığımızda İstanbul'un nüfusuna denk nüfus Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş ve dilenciler artık sokaklarda insanları rahatsız eder hale gelmiş. İmkanı olduğu halde dilenenler de olmuş. Dolayısıyla yani dilenciler başka şehirlerden gelip çalışmaya gücü yettiği halde çalışmayıp böyle kolay yoldan geçinme, kazanç sağlama noktasında olanları da toplamış, kamyonlara doldurmuş, tekrar memleketlerine göndermişler. Ve Darülaceze'de, bugünkü Ok Meydanı'ndaki Darülaceze'de dilenci kampı vardı. Yani bir nevi nezarethane vardı. Zabıtaların toplayıp getirdiği. Dilenci kethüdaları vardı. Neredeyse dilencinin bakanlığı kurulacak noktaya gelmiş. Cer kağıdı vermişler. Yani sen dilenebilirsin, sen dilenemezsin diye. Demek ki böyle yokluk ve sefalet dönemi olmuş. Hatta kanun çıkarılmış. Efendim dilenciliği men kanunu, tesevvür kanunu çıkarılmış. Şimdi tabii günümüzde yani yeni yaptığımız yerle bura arasındaki bir anlayış farkı da var. Niye? Burası zarurete binaen. Yani insanların sokakta dilenerek toplumu rahatsız ettiği, sakat, yetim, dul insanların hayli çoğaldığı bir dönemde böyle bir yer yapılmasına ihtiyaç duyulmuş. Devlet resmen böyle bir yer yapmış. Zaman içinde o dönemde efendim ne bileyim İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, sonra belediyeye bağlanmış, sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, sonra tekrar belediye, sonra 2011 yıllarında Aile Bakanlığı'na falan böyle farklı safhalardan da geçmiş. Yani uzun yıllar şehir emanetine, İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak kalmış. Oradan destekler almış. İşte kalanların bir mülkü falan varsa ki kalanın yarısının hiçbir varlığı, hiçbir mülkü yok. Şu anda da kalan 500 kişinin 250'sinin hiçbir şeyi yok. Emeklisi de çok yok, bir parası da yok, maaşı da yok. Diğerleri de çok cüz'i imkanları olan veya çok sıradan ki bazıları öyle zannediyorlar ki Darülacezeden efendim milyar dolarlık servet var. Hepsini toplasan 100 milyon dolarlık servet yok. Sadece bizim bu son dönemde hemen PERPA'nın yanında yaptığımız efendim sosyal ve kültürel tesis projemiz 128 yılda bağışlanmış mülklerin değerine denk bir değerde. Yani bir tek bina. Onun için öyle çok varlığı olan dıştan bakan devlet buraya veriyor. Öyle zannediliyor. Halbuki memuru devlet gönderiyor. Maaşını Darülaceze ödüyor. Evet. Yani kendine has orijinal bir yönetim tarzı ve bir nizamnamesi var. Farklı özerk değil mi statüsü? Yani hizmetlerini devlete yük olmadan devlet kontrolünde bir kamu kuruluşu. Eyvallah. Yani özerk bütçesi var. Sayıştay denetimine tabi. Niye? Sadece İstanbul'daki belediyelerin eğlence vergilerinin %10'u veriliyor. O da bir kanunla herhalde bir yeni düzenleme geldi. Oradan da bir şey gelmiyor. Pandemi döneminde de zaten eğlence de pek olmadı. O da gelmedi. Evet. Kaldı ki gelse bir senede alacağımız para bizim bir aylık masrafımızı karşılamıyor. Evet. O bakımdan bunlara da tabii çok yeni bir takım alternatifler aramak lazım. Mesela Darülacezede bir hanımefendi daha bir doktora tezi hazırlamıştı. Onu bize bırakmadı. O da Darülacezede çok farklı yeni veriler bulduğunu söylemişti. Yani Darülacezede kalanın daha geç depresyona girdiği, daha uzun ömürlü olduğu vesaire vesaire. Yani İslam'ın gölgesinde, ayet ve hadis ışığında bizzat emek sarf edilerek yapılan doktora tezi çalışması sizin eseriniz var. Darülacezede ile alakalı. Bunu gelen gidenlere hediye ediyoruz. Şimdi bir baskı daha yapmamız lazım. Elimizdekiler bitti. Çok, müsaadenizle. Estağfurullah. Çok mutluluk duyarak yaptım ve çok geçmişe baktığımda çok iyi hissettiren bir şey. Bunun bir parçası olmak, bir ucundan tutuyor olmak çok kıymetli benim için. Peki siz başladığınızda bazı sıkıntılar vardı. Hem fiziksel donanımda hem iç işleyişte ve siz başladıktan sonra epeyce bir eli yüzü aydınlandı. Çok fazla hizmet oldu. Saymaya kalksak herhalde bütün programı onlara ayırabiliriz ama kabaca başlıklar halinde bahsedersek mesela neler oldu? O kurban alanını falan hatırlıyorum ben çok daha önceki yıllarda geldiğimi. Neler değişti Darülacezede? Şimdi insanları adeta 500 küsür kişi dar bir alana hapsetmişler gibiydi. Ortada mesela girdiğimizde solda Halil Rıfat Paşa'nın bir büstü vardı. Onun etrafında da ağaçlar dikmişlerdi. O alan ölü bir alandı. Halbuki Darülacezede'nin banisi diye de yazmışlar altta. 1940'lardan sonra olmuş. Yani Darülacezede'yi yapan Abdülhamit. Evet. Halil Rıfat Paşa değil. Tabii. Şimdi onu biz mesela idari kararla arka tarafa deplase ettik. O meydanı açtık. Orada mesela meydanda sahnemiz var. Yaz mevsimlerinde sıcak havalarda her gün bir program olur, etkinlik olur. Bunun sanatçısı gelir, sporcusu gelir, bağışçısı gelir vesaire. Bir kantin vardı. Çok iptidai bir kantindi. Adeta çukur bir yerdeydi. Oraya onu kaldırdık. Yerine onun o tarihi dokuyu yapıyı bozmayacak şekilde güzel bir kantin yaptık. Yani tekerlekli sandalyeler olan üst katına çıkıp etrafı da görebilecek tarzda oldu. Bir çadır vardı. Çadırın içinde artık yani insanlar girse bit pire insanlara sarıyordu. Kaldırdık onu. Altına 450 tonluk su deposu yaptık. Üstüne güzel bir sakinlerimizin oturabileceği, dinlenebileceği. Bunları da hep bağışlarla yaptık. Yani kurumumuzun kasasından para harcamadık. Arkada Darülikram diye bir yer yaptık. Kendimiz simit, pide vesaire bunları yapabiliyoruz. Oturulacak imkanları var. Ondan sonra tüm meydanları açtık. O dairelerin içinde şimdi soğuk havada insanlar dışarıya çıkamıyor. Kantinde gelsin aynı anda 50 kişi 60 kişi oturuyor. Çok fazla olursa sıkıntı olur. Ne yaptık? O dairelerin içinde belli yerler vardı. Onları tefriş ettik. Güzel tadil dağıtımı yaptık. Herkesin gayet oturup odalarında da var televizyon. Orada da ayrıca televizyonlar var. Yani bütün binalara dokunduk. Girdiği zaman kapıdan içeri Darülacezede'nin karşı tarafa kurban kesmeye gidecek yolunu şaşırıyorlardı. O eklentilerin hepsini yıktık. Ne kadar işe yaramaz, sonradan dahil edilmiş eklentileri kaldırdık, orijinal haline çevirdik. Uçlardaki kapıları yeniden işler hale getirdik. Yani adam şeyden geçerken, yani Darülazeze'nin önünden geçerken, geçen biri geldi, Büyükşehir'e de adayı. Dedi ki ben ilk defa geliyorum buraya. Bazı profesörler, bazı okul, üniversitelerin sahipleri geliyor. Diyor ki ben ilk defa geliyorum. Şahsen kendimi diyor suçluyorum. Yo, ben de dedim idare meclisi üyesi oluncaya kadar ben de gelmedim. Çünkü Darülaceze'ye nasıl gelinir, nasıl girilir, nasıl ziyaret olur? Hı hı. Girebilir misin, çıkabilir misin? Müracaatı ne? Saç kapı, içerisini görmüyorsun. Bir efendim içeride girişte X-ray cihazı var. Bir tane kulübe var. Dışarıda icabında içeriye seni sokmayacak. Hı. Belli zamanda tüfekli insanlar var. Ama şimdi öyle kapılar yaptık ki içeriden dışarısı yol gözüküyor. Yoldan baktığınız zaman içerisi gözüküyor. Bazı ay 10.000'e yakın ziyaretçi geliyor. Sabah 10'dan akşam 5'e kadar insanlar geliyor. Her birisi, o yaşlıların her birinin dışarıdan bir tane dostu vardır, arkadaşı gelmiş. Birisi diyor ki ben bunu annem gibi kabul ettim, babam gibi kabul ettim, kardeşim, evlatlık gibi kabul ettim. O mesela son İşte ne gündü? Efendim Üsküdar Üniversitesi ile Profesör Nevzat Tarhan ve Profesör Deniz Ülke, Arıboğan ve diğer hocalar da vardı. 8 aydır bir çalışma yapıyorlardı. Hı hı. Programlarının adı Unutma Beni mi? Yoksa Hatırla Beni mi? Öyle bir başlığı da vardı. Şimdi atıyorum 100'den fazla sakinle ilgilenmişler. Onların hoşuna gidiyor. Hı hı. Onların efendim 3 hafta sonra söylediğini unutmuş mu? Söylüyor mu? Tanıyor mu? Böyle bir bilimsel çalışma da yapıyorlar. Herhalde bizimle yaptıkları 4. proje. Biz onlara imkan sağlıyoruz. Açıyoruz orayı. Biz onlardan istifade ediyoruz. Onlar da üniversite olarak yaptıkları bu bilimsel çalışma ile bir laboratuvar gibi orayı değerlendiriyorlar. Şimdi bir müracaatları da var. Bir proje daha yapalım diye. Evet. Bakıyoruz biz de yönetim olarak bu projenin Darülazeze'ye faydası var mı? Var. Buyurun yapın. Ne güzel. Buyurun yapın. Bir bedel de bizden istemiyorlar. Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Pek çok yüksek lisans öğrencisi ya da lisans öğrencisi çeşitli branşlardan sağlık bölümleri, yaşlı bakım bölümleri, psikoloji, sosyal hizmet, sosyoloji görüyorum. Staja geliyorlar, araştırmaları için, ödevleri için geliyorlar. Bir yandan akademiyle de çok sıkı ilişki içinde. Yani köklerini tarihimizden alıyor ama çağın ruhunu, zamanın ruhunu da yakalayan, akademiyi besleyen ve akademiden beslenen de bir tarafı var. Şunu sormak da istiyorum ben. Başlığımızda da söyledik, pek çok tanıtım filminde de geçiyor. Evet, bir yaşlı bakım kurumu veya dezavantajlı insanların bakım kurumu ama biz şefkat yuvası Darülaceze'de diyoruz. Ya Almanya'da yaşlı bakımı veya dezavantajlı insanlara bakım veriyor. İşte Japonya'da veriyor, Hollanda'da veriyor. Bunu yapan pek çok ülke var ama burası bir şefkat yuvası olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Burayı şefkat yuvası yapan nedir? Ben en son size bir şeyi anlatayım. Zerrin Özer. Ben tabii o camia ile alakalı çok böyle bilgi sahibi olmadığım için Darülazeze'ye geldiği zaman tanıdım. Onun bir yakını zannediyorum Cumhurbaşkanımızın da danışmanlarından falan biriymiş. Demişler Zerrin Hanım'ın durumu çok sıkıntılı falan. Cumhurbaşkanımız da demiş ki aramış kendisini Zerrin Hanım'ın. İşte geçmiş olsun dileklerinde falan bulunmuş. Bana aktarılanı söylüyorum. Sonra sen Darülazeze'ye teslim ol demiş. Etrafındakiler de siz onu Darülazeze'ye teslim edin. İl müdürümüz falan da aradı. Dediler ki böyle böyle efendim Zerrin Hanım Darülazeze'ye getirilecek. Peki gelsin. Efendim tabii hemen en düz ayak, en kolay kalabileceği bir odayı da ona tanzim ettik. Çünkü Türkiye'nin en önemli 3 sanatçısından biri olduğunu söylediler. Efendim orada kalan diğer sakinler de, yani sakinlerimiz bakıyorsun hiçbir şeyden haberi yok zannediyorsun ama meşhur sanatçıyı da biliyorlar, sporcuyu da biliyorlar, parayı da iyi biliyorlar. Bir takım şeyleri çok iyi biliyorlar yani. Çünkü bütün gün odalarında televizyon, salonlarında televizyon bunları seyrediyorlar. Evet. Getirdiler. Tabii önce bizim de bir kabul heyetimiz var. Baştabibinden, efendim sosyal servis uzmanlarımızdan vesaire yaptılar. Tetkik ettiler ve o da hazırlandı. Yatırdık. O gece aradılar. Dediler ki Zerrin Hanım'ın etrafındakiler, vay Zerrin Hanım Darülazeze'ye düşmüş, bu nasıl olur, biz orada onu bir gece bırakmayız, almamız lazım. Hı. İyi, beni aradılar. Zorla burada tutacak halimiz yok. Siz onun efendim yakını iseniz sorumluluğu da üzerinize alırsınız. Biz burada şu şartlarda aldık. Hemen doktorlarımız, efendim avukatımız hepsi toplanır. Çünkü aldınız götürdünüz, bir zarar gördü, bize teslim edildi, biz bunun sorumluluğunu üstlenemeyiz. Peki gelin, ben de ekibi topladım. Sonra aldılar bir odada, baş başa da görüştüler. Zerrin Hanım'ın söylediği şu oldu: ben Darülazeze'ye düşmedim, Darülazeze'yi seçtim dedi. Ben güzel, burayı çok güvenli buluyorum dedi. Ve ben burada kalmak istiyorum dedi. Şimdi baktım ki beni buraya emanet eden biri var dedi. Onun için ben onun müsaadesi olmadan da buradan çıkmam dedi. Sonra etrafındakiler geldiler, işte menajeri vesairesi falan bizimle konuştular. Biz onlara ağırladık, ikramda bulunduk, elimizden gelen şeyleri yaptık. Bakın burası tedavi merkezi değil, burası yaşam alanı. Şimdi biz yarın onu efendim ambulansımızla, arabamızla Ok Meydanı'ndaki hastaneye götürürüz. Orada da bir tetkiklerini yaptırırız. Bizim yapabildiğimiz var, yapamadığımız var. Ona göre hareket ederiz. Götürdük, orada da o ünite yokmuş. Dediler ki biz şu şey getirdik. Tamam, yediriyoruz, içiriyoruz, bakıyoruz ama yani çok yaşlı biri değil, 65 yaşlarında falan. Ayağa kalkamıyor, dikilemiyor, endişe duyuyor. Sağlık sorunları var değil mi? Korkuyor falan. Yani bunun sıkıntısı psikolojik mi? Efendim biyolojik mi? Zihinsel mi? Bunu bilmiyoruz. Bunun tetkik edilmesi ve bunun tedavi olması lazım. Sonra baktık bir liste önünde 16 tane, 14 tane mene günde ilaç veriyorlar. Ağır ilaçlar falan. Ha, çok da memnun. O gelen, önce atar yapanlar sonra dediler ki ya burada farklı bir iklim var. Burada farklı bir ruh var. Biz dediler buraya Darülazeze'ye de yardımcı olalım. Biz buraya testimiz ve güvendik. Siz bize güvendiniz ama biz bunu burada ye iç yatla olmuyor. Yani bunun tedavi olması lazım. Niye kalkamıyor, niye yürüyemiyor? Ondan sonra aradık Çamsakura Hastanesi'ni. Oranın efendim Profesör Doktor Muhammed Bey var, koordinatör, başhekimi. Ondan sonra dedim böyle böyle. Tamam başkanım dedi, siz gönderin, biz gerekli ilgi alakayı gösteririz. İnşallah tedavisini yaparız. İnşallah. Şimdi yani en üst noktadan, en tepe noktadan, en aşağıya kadar Darülazeze'yle ile alakalı bir duyarlılık var. Evet. Yani şu yeni projeyi, dün akşam da o yeni projeyle alakalı Sign of the City ödülü aldık. Oh, harika. Tamam mı? Aynı proje tabii Londra'da da uluslararası bir ödüle layık görüldü. Dünya çapında böyle bir proje yok. Evet, evet. Bunu başlangıcından sonuna, projesinden bilmem açılışına kadar her şeyiyle Cumhurbaşkanı bizzat ilgileniyor. Evet. İlgilendi. Bahsedeceğiz. İkinci yarıda, programın ikinci yarısında onu detaylı olarak sormak istiyorum size. Çünkü hakikaten insanın içini kıpır kıpır yapan, heyecan dolduran, daha projesinin çizilme aşamasındayken, arazi satın alınıyorken haberdar olmuştuk o zaman ve hani o günleri görür müyüz, Allah'ım bu muhteşem bir şey hayata geçer mi diye düşünmüştük. Çok şükür açıldığını görmek nasip oldu. Şefkat Yuvası öyle bir kökten gelince onun model alınarak ya da ondan ilham alınarak oluşturulan yeni yapılar da o ruhu taşıyor ister istemez. Şimdi fiziksel hizmetler var üst düzeyde, gelip gören ziyaretçiler görecektir. Yeme, içme, barınma, hani çiçek gibi derler büyüklerimiz. Çiçek gibi bakılıyor hakikaten oradaki insanlar. Bir de psikososyal hizmetler, kültür sanat hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri var. Bunlardan da bahsedelim isterim. Hani insanlar hiç görmedilerse herhangi bir huzurevi gibi işte yemek, içmek, ilacını alıp akşam uyumak gibi düşünmesinler. Çok farklı faaliyetler var. İnsanın aslında hayatta ihtiyacı olan pek çok şeyi sağlıyor. Neler var? Barınma ve bakım hizmetlerinin yanı sıra kültür, sanat, rehabilitasyon, sosyal hizmetler anlamında. Şimdi geçenlerde dedik ki arkadaşlara bizim bir daimi heyetimiz var. 18-19 kişiden oluşuyor. Ya bu pandemi dönemi işte açılışlar yapıldı, şunlar oldu. Sizi bir yere bir gezmeye götürelim böyle çalışkan olan arkadaşlara falan dedik. Gidecek yer Bursa'ya gittik, Edirne'ye gittik, efendim Gölcü'ye gittik, efendim ne bileyim Bursa'ya gittik, Abant'a gittik, Gölcü'ye gittik, Yedigöller'e gittik. Gitmedik şu şelale, bu gitmedik yer kalmamış. Tabii hep aynı kişilere götürmüyoruz. Yani Darülaceze çalışanlarından hemen herkesi mutlaka bir yere gezmeye götürmüş. Bunu da işte ticaret odasında falan 100 tane otobüsü olan bilmem ne turizm efendim Gürsel turizm diyoruz ki araba senden olsun. Başkanım ne zaman istersen araba size tahsis edilir. Ne güzel, hayırseverler. Yakıtını da koyuyor, şoförünü de veriyor, arabayı da veriyor. Ondan sonra bir başka dostumuza diyoruz ki işte 50 kişiyle biz gezmeye gidiyoruz. İşte en güzel yerde kahvaltı yapacağız. En güzel yerde yemek ikram edeceğiz. Bunlar da şu kadar tutar yaklaşık. Bunları da sana pas ediyoruz. Başım üstüne diyor. Ama biz o yaptığımız oradaki tadilatları efendim paranın para olduğu zamanda onları 45-50 milyona yaparız diyorlardı. Bu herhalde bir 8-10 milyon dolar demektir. Belki daha fazla. Biz bunları insanların bağışlarıyla yaptık. Ha niye? Vatandaş diyor ki ben bir şey yapmak istiyorum. Evet. Biz de diyoruz ki şöyle bir iş var. Yap. Hatta parayı sen bize de verme. Sen yaptır. Evet. Sen yaptır. Müteahhitsin, bu işi biliyorsun. Buyurun sen yaptır. Şunu sen al. Yani sandalyasından masasına, efendim yemek salonlarından, gerek daire içlerinde, gerek umum personelin yemek yediği yer, gerek toplantı yaptığımız yerler, sahnelerinden tabanlarına, her şeyini bunları A'dan Z'ye dokunmadık, bir yer kalmadı, bunları yeniledik ve açtık. Bütün çalışılan atölyeleri, bu atölyelerin camları yoktu. Yani insanlar böyle yani nezarethane gibi yerlerde çalışıyorlardı. Bunları yaptık. Hatta dediler ki başkan efendim imam lojmanını yıktı. Ya sen şimdi tarihi bir binanın üzerine 3 odalı bir tane gecekondu gibi lojman yaparsan bu buranın ruhuna aykırı. Elbette ki bu kalkar. Siz bir de mimarsınız, işin estetik tabii, yönüne de bakmak durumundasınız. Yani en son bir şey kalmıştı, bir ucube bir eklenti kalmıştı. Biri geldi dedi ki bunu da değiştirirsen dedi tamam dedi iş tamam. Bunu değiştirmem için sizin hepinizin arkamda olması lazım dedim. Çünkü yanlış yapılırken görülmemiş, yıkılırken yanlışı kaldırmak bile problem yani. Evet. Bu tarihi mekanlarda bilhassa. Ama hamdolsun bu tip şeyleri hepsini ekip halinde hallettik. Ne kadar güzel ve orada atölye dediniz, resim yapmak isteyen geçip resim yapıyor. El sanatlarıyla uğraşan pek çok farklı branştan el sanatları var. Ergoterapi merkezi var benim bildiğim, meşguliyet terapisi, egzersiz yapmak isteyen zaten fizik tedavi ünitesi var. Spor yapmak, egzersiz yapmak, bir sanat dalıyla uğraşmak isteyenlere müthiş imkanlar var. Kütüphanesi var, orada çok düzenli kitap okuyan sakinler var, gününün belli bir kısmını okuyarak geçiren benim bildiğim ilk aklıma gelenler. Sanatçılar sağ olsunlar, düzenli olarak ziyaret edenler var. Hem bir gönül bağı kuran hem de konserler veren, oradaki bir film gösterimi, film galasına gelen ve insanların çok mutlu olduğu şeyler bunlar. Bu tür kültür, sanat, sosyal, spor etkinlikleri de istemediğimiz kadar fazla. Yani bir insan kendini neredeyse 24 saat meşgul edebilir. Faydalı ve ruhunu besleyen, psikolojisine de iyi gelen faaliyetlerle bu da çok büyük bir zenginlik. Öyle gönüllülerimiz var ki diyor ki ben işte 30 tane 40 tane sakini geleceğim. Otobüste alacağım. Efendim siz bunların başına tabii bunlara yardımcı olacak elemanlar da verin. İşte bakıyorsunuz Boğaz'da yat gezisi yaptırıyor. Alıyor falan restoranta götürüyor. Bizde yemek yok mu? 3 öğün var. Kaliteli yemek çıkıyor ama hani büyükler demiş ya tebdili mekanda ferahlık vardır. Seyahat edin sıhhat bulun. Yani orada kalanlarımızın da hemen hepsi eğer yürüyebiliyor, kalkabiliyorsa onları başka şehirlere göndermişiz. Başka efendim yerlere göndermişiz. Geliyor böyle insanlar, Allah razı olsun, hayırsever insanlar alıyor bunları, gezdiriyor. Yanına biz de eleman koyuyoruz. Hiçbir sıkıntılar yok. Mutlular, huzurlular. Çok şükür. Hep ben mutluluk ve memnuniyet duyuyorum oradakilerden. Gidip geldikçe, bir arada bulundukça hep dua, herkesin dilinde dua. Hani çok dindar olması da gerekmiyor ama ki her inançtan insana da kapısı açık. Az önce söylediniz, belki bilmeyenler vardır, hiç henüz yolu düşmemiş olanlar içerisinde izleyicilerimizden. Darülaceze kurumu içerisinde cami, kilise, ve sinagog, havra var. Her üç semavi dinin de mensuplarına açık ve her birinin dini ihtiyaçlarını, ibadetlerini yapabilmesi için üç dinin mabedi de orada mevcut. Dolayısıyla çok dindarmış değilmiş, bu da çok önemli değil. Oradaki herkesten, inancı fark etmeksizin şükür ve dua duyuyorum ben. İşte Allah razı olsun emeği geçenlerden diye, sağ olsunlar, mutlular. Onu görmek çok kolay çünkü insanların yüzünde. Mutsuzluğu da görmek çok kolay. Bir insan bir yerde mutsuzsa, huzursuzsa o da yüzüne yansıyor. Mutluysa o da yansıyor. Bu çok çok güzel. Gerçekten insanın içini rahatlatan bir şey. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Darülaceze Kurumu özellikle pandemi döneminde yaşlı bakımı konusunda özellikle dünyaya örnek olacak bir performans gösterdi. İngiltere, İtalya gibi ülkeler ne yapacaklarını bilemediler. Ciddi de bir yaşlı nüfusları vardı. Ve yaşlı bakım merkezlerinde insanları ölüme terk ettiklerini gördük. Yani Batı'nın işte bugün Gazze olayında da gördüğümüz gibi o insancıl, hümanist maskesi bazen düşüyor kriz zamanlarında. Hasta seçmek durumundayız dediler. İşte hani bu insanın yaşayacak daha onların zihnine göre az zamanı kalmış. Ona şimdi bakım ve emek veremeyiz. Terk ettiler. Bildiğimiz terk ettiler ve terk edilmiş halde kaygı içerisinde öldü insanlar. Az buz değil, bayağı ciddi sayılarda insanlar vefat etti bakım evlerinde. Ve Darülaceze Kurumu örnek bir performans gösterdi. Müthiş tedbirler alındı. Hiç Covid kaynaklı kaybımız olmadı o süreçte. Bundan da bahsedelim istiyorum. Nasıl oldu bu? Şimdi hani bir söz vardır. Yalnızlık Allah'a mahsus derler. İnsan sosyal bir varlık. Eğer insan tek başına kafasını öne eğer düşünmeye başlarsa o insan çabuk gider. Şimdi bir defa Darülazeze'de böyle biz insanları asla yalnız bırakmadık. Her an, her zaman yanında olduk. Doktorlarımızla, çalışanlarımızla, idarecilerimizle onları yalnız bırakmadık. Onlar da o moral içinde böyle bir hastalığa düçar olmadılar. Tabii tarihi bir mekan, tavanlar yüksek, bahçe geniş. Efendim herkes telefonuyla istediği yere ulaşma imkanı vardı. Televizyonlar falan hepsi açık ve canlıydı. Biz daha maske üretilmeye başlamadan kendi atölyemizde ihtiyaca cevap verecek kadar rehabilitasyonda maske ürettik. Maske ürettik ve ihtiyaç olanlara verdik. Tabii o işin ayrı bir yönü de var tabii. Onu ben çok girmek istemiyorum. Çok maske takan mı karlıydı, takmayan mı? O da ayrı bir şey. Kafamızda çok soru var. Ben çok mesela maske takmak beni çok rahatsız ediyordu. Maske takacağım yerlere gitmiyordum. Gitmemeye çalışıyordum. Evimde veya başkanlık makamında gelenler mesafeli oturuyor. Çünkü beni bunaltıyordu. Yani bir işi zoraki yapıyorsanız o sizin sinirlerinizi gerer. Yani evet, psikolojinizi bozar. Bizim hamdolsun yani bütün doktorlarımız hiçbir tanesi ya ben buraya bu hastaların, yaşların olduğu yere gelmem demedi. Nöbeti olmadığı halde onlara moral vermek için geldiler. Moral vermek için geldiler. Ve biz efendim hani dışarıdan içeriye mikrop gelmesin denildi. Haftalarca, aylarca insanlarımız evine gitmeden yatılı çalıştı. Evet. Personel, bu noktada efendim çok büyük fedakarlık. Çocuk yuvamız vardı. Orayı otele çevirdik. Bazı oteller bize öyle geçici yataklar verdiler falan. Ve hiçbir zaman insanlar tek kalmadı. Şimdi Avrupa'da da belki yeri geldiği zaman söyleyeceğim. Efendim deniliyor ki biz oradaki insanları bakmak zor oluyor. Ne yapıyor? Odaya kapatıyor. Sesi diğer taraftan duyulmasın diye çift kapı, ses geçirmeyen kapı yapıyor. Duvarlara kafasını vurarak intihar etmesin diye duvarlar da yumuşak efendim süngerlerle kaplanıyor. Ve Fransa'da doktora yapmış birisi anlatıyor. İlaç vermemek için karanlık odaya atıyor. Bilmem ne yapmamak için şunu yapıyor. Böyle bir hayat olmaz. Bizde yani Darülaceze olarak benim bildiğim ki 10'dan fazla doktorumuz var. Yani Covid'den dolayı vefat eden değil, efendim yoğun bakıma, entübeye düşen olmadı. Artı ne hikmetse o süreçte hastalar daha, yatanlar daha iyi kontrol edildiğinden, dışarıdan içeri insanlar gelip gitmediğinden normal vefat oranı da azaldı. Vay. Hakikaten bu çok incelenesi bir özel durum. Hakikaten maşallah diyelim. Öyle oldu hamdolsun. Dünyaya da örnek, yani nasıl sahip çıkıyoruz büyüklerimize, yaşlılarımıza ya da dezavantajlı gruplarımıza. Bu da gerçekten örnek olacak, göğsümüzü kabartacak bir şey. Peki ilk yarıya ara vermemize de az bir zamanımız kaldı ama sakinler size nasıl bir taleple başvuruyor? Hepsi yaşlı mı? Çocuk yuvası da dedik az önce. Ondan da bahsedelim isterim. Çünkü herkesin zihninde farklı bir darülaceze var, eğer gidip görme şansı olmadıysa. Hangi gruplardan oluşuyor sakinler? Tabii geçmişte hani bugünkü gibi imkanlar Türkiye'de olmadığı için çocuklar, yani nerede darülaceze? Yani nerede öyle çocuk yuvası? Nerede efendim şunlar? Yok, böyle imkanlar yok. İmkanlar olmayınca çocuklar bırakılmış, hiç acımadan cami avlusunda, çöp tenekesinin yanına, hastanede falan kalmış. Onlar getirilmiş direkt darülacezeye. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi zaten önce bakanlığa gidiyor. Yani az önce söylediniz, unutmam şeyi inşallah. Cumartesi gün bana gelen Almanya'daki arkadaş 2500 yaşlı evinde bakıyor. 4 tane huzur evi var. Saf Almanların arasında doğum oranı 0,10'da 5'e düştü diyor. Oh. Göçmenlerle. Evet. Şimdi onlar hesap yapıyorlar. Gelecekte şu kadar yıl sonra burada Müslümanların oranı şu olacak. Onun için kendilerine göre tedbir almaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani Türkiye'de de siz az önce bir rakam telaffuz ettiniz. 2'ye yakın. Onun için Cumhurbaşkanı hep diyor ya. Evet. 3 çocuk işte evlenme işini herkes ciddiye alsın falan diye. Yani bilimsel şimdi, tabii, bir temeli var. Tabii öyle eskisi gibi çocuk gelmiyor. Yani ben İstanbul'da Aile Bakanlığımızın efendim burada çocuk yuvalarında falan da öyle kapasitenin dolu olduğunu falan duymuyorum. Yani bizde 50 kapasiteli bir çocuk yerimiz var. Ama işte evlatlık alan oluyor. İşte 0-3 yaş grubuna bakıyoruz. Yerimiz var, bakıyoruz. Bir de çalışanlar için çocuk kreşimiz de var. Ücret almadan onlara da imkan sağlıyoruz. Yani biz dezavantajlı grupların hepsine bakıyoruz. Bize müracaat nasıl geliyor? Efendim, yani darülaceze bilen, tanıyan 128 yıllık kurum diyor ki böyle biri var. Görüyor etrafında. Veya direkt işte kişi diyor ki ben darülacezede kalmak istiyorum. Efendim imkanlarım şu, şartlarım bu. Hiçbir şeysi olmayan insana da bakıyoruz. Bağış yapan da oluyor. Onlar da ayrı bir kategoride değerlendiriliyor. Ama darülacezeye artık kalmak isteyen ulaşamaması diye bir şey yok. Bir engel yok. Tabii bu mevcut yerle alakalı darülacezede tabii Türkiye'nin bütün vilayetlerinden insan almıyoruz. Nizamnamenin belli sınırları var. Ya İstanbul'da doğmuş olması ya da efendim 5 sene İstanbul'da oturmuş olması gibi, kendini şer'an, yasal olarak bakacak kimsenin olmaması gibi maddeler var. Ama yani çoluğu çocuğu var, bakamıyor. Hanımı var ama hanım 90 yaşında, adam 95 yaşında veya 80, biri diğerine bakamıyor. Çocukları var, biri Amerika'da, biri İngiltere'de, gelmiyor, bakmıyor. Bunlar inceleniyor, bakılıyor. Ben şahsen kendi başkanlığım döneminde hiç kimseyi kapıdan çevirmedim. Yani mutlaka mağdur olan, müracaat eden kimseyi efendim, ha bizde yer yok, şartları bize uymuyorsa hemen diğer devletin kurumları var. Huzur evleri var, devletinki var, özeller var. Bir formül buluyoruz. Kimseyi kapıdan geri çevirmedik. Şu an çocuk sayımız nasıl? Çok fazla çocuğumuz artık o zaman yok mu? Doğru mu anladım? Şimdi çocuk dediğim gibi direkt artık bize gelmiyor. Oradan. Bakanlık işte İstanbul İl Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne gidiyor. Onlar bize gönderiyor. Oradan. Onlar bize gönderiyor. Çocuk bakımı tabii hassas bir iş. Çocuğu 3 yaşından sonra artık onu başka eğitimlere tabi tutmanız gerekiyor. Biz o noktada efendim bakım hizmeti veriyoruz. Yani bizim yerimiz mesela deprem bölgesinden de bir 10-15 çocuk geldi. Hatta hanımefendi Cumhurbaşkanımız eşi geldi, ziyaret etti. Yani darülacezenin binaları da dıştan baktığınızda taş bina ama 24 saat suyu, sıcak suyu, ısınması, her şeyi rahat ve geniştir. Evet. Çocukların tabii her yaşta ihtiyaçları değişiyor. Büyüklerimizin de aslında her yaşta ihtiyaçları değişiyor. İngiltere'de model olan, sonra başka ülkelerde de denenen bir uygulama geldi aklıma. Araştırma sürecinde rastlamıştım. Huzur evinin içerisine kreş yapılıyor ve çocukların büyüklerle, büyüklerin de dedelerin, ninelerin de çocuklarla olan etkileşiminin iki tarafa da iyi geldiği tespit ediliyor. Çünkü çekirdek ailenin dahi neredeyse dağıldığı Batı ülkelerinde çocuklar nine, torun, dede ilişkisi kuramadan büyüyorlar. Hem büyüklerimizin o çocuk cıvıltısına, enerjisine ihtiyaçları var. Hem çocukların o büyüklerimizin bilgeliğine, dinginliğine ihtiyacı var. Karşılıklı iki ihtiyacı da karşılayan, doğal haliyle karşılayan bir kurum bu şekilde. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, biz saat başında tekrar buradayız. Şefkat Yuvası Darülaceze'yi konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle efendim. Tekrar merhaba, Vav TV'de Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse, kıymetli konuğum Mimar, Darülaceze Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Cebeci ile Şefkat Yuvası Darülaceze'yi konuşmaya devam ediyoruz. Başkanım, dedik ki arada ziyaretçiler geliyor ve çok güzel bağlar da kuruyorlar sakinlerle. Hatta işte manevi oğlu gibi, kardeşi gibi gören ve bağ kuranlar da var. Ziyaretçiler genellikle hangi yaş grubundan geliyor ve hangi motivasyonlarla, hangi sebeplerle geliyorlar? Şimdi tabii gelen ziyaretçiler, şunu biraz da böyle sistem olarak söyleyeyim. Gelen ziyaretçilerin kahır ekseriyeti orta gelirin altında. Hı. Yani hani fakirin halinden fakir, yoksulun halinden yoksul anlar derler ya. Hı. Belki öyle bir şey de var. Çoğunluk bu. Bunun ötesinde tabii çok zengin, çok meşhur, çok bilinen sanatçı, sporcu, efendim iş dünyasından insanlar gelmiyor mu? Geliyor. İsim isim burada saymaya kalkarsak, yani bantlarda da görünüyor zaten. Efendim bir şekliyle gelen, işte Sibel Can'ından, Hülya Avşar'ından, işte Dünya Güzelinden efendim vesairesine, yazarı, iş adamı, gelenler, Darülaceze'yi gezip görenler, yani Darülaceze gönüllüsü oluyor ve çok içten ve yürekten Darülaceze'yi benimsediğini ifade ediyor. Mesela bunlardan biri de iş dünyasından Ali Koç Bey gelmişti. 3,5 saat kaldı Darülaceze'de. O efendim tabiri mazur görün, salyası bilmem nesi olan insanları hepsini kucakladı. Hepsini şey yaptı. O fanatik Fenerbahçelilere yandaki asistanına dedi ki yaz bunu, maça davet edelim. İşte ötekine dedi ki sen gelir misin maça? Gelemem, o zaman çocuğunu alalım. Küçük çocuğun futbolcularla çıksın falan. Biz dedi boş şeylerle uğraşıyormuşuz. Hmm. Yani burada başka bir dünya var. Bizim de bir şeyler yapmamız gerekir dedi. Yani bütün üniversiteleri İstanbul'daki davet ettim. Rektör ve genel sekreter seviyesinde 50'ye yakın üniversitenin rektörü ve genel sekreteri katıldı. Bazı rektörlerimiz dediler ki ya biz 30 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz, buraya nasıl uğramamışız? Böyle hayıflananlar, kendi kendine şey yapanlar oldu. Yani futbolcular geldiler, sanatçılar geldiler. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 10 tane meşhur sanatçı Darülaceze'nin bu yeni sosyal hizmet şehriyle alakalı konser verdiler. THY bunu organize etti tabii. Oradan hakikaten Darülaceze'ye de o günün şartlarında bayağı bir katkı da verdiler. Yeter ki Darülaceze'nin kapısından içeriye girsin. Girdiği zaman o Darülaceze'nin o taş duvarlarından bir şefkat ve bir merhamet tecessüm ettiğini insanlar hissediyorlar. Yani burada farklı bir atmosfer var diyor. Farklı bir hava var diyor. Niye? Burası 100.000'e yakın yetim, kimsesiz, dul, efendim insana kol kanat germiş. Bir şey yapmış. Adam şimdi efendim müze oldu gerçi. Ulucanlar cezaevine gittiği zaman oradaki asılan insanlar aklına geliyor. Veya Diyarbakır cezaevine gittiği zaman dinlediği oradaki işkenceler aklına geliyor. Ruhu mengenede sıkılır gibi oluyor. Ama Darülaceze'ye geldiği zaman okuduğu, dinlediği vesaire bakıyor. Her ne kadar zaman zaman merkezi hükümetlerin, idarelerin, iktidarların Darülaceze'ye efendim önem atfetmediği dönemlerde sıkıntılar olmuş. Hep bugün gibi değildi. Yani hep bu dönem gibi değildi. Yokluklar, sıkıntılar, imkansızlıklar olmuş. Ama bugün hakikaten dünyanın hangi ülkesinden Darülacezeye birileri ziyarete gelmişse tabiri mazur görün şapka çıkarıyor. Hı. Diyor ki mesela Alman eski emniyet müdürü eşi ve bir heyetle beraber gelmişlerdi. Bir yarım saat gezelim diye gelmişler. Sonra 3,5 saat kalmışlar. En son giderken başkanlığa uğradılar. Kahve ikram edeyim dedim. Dedi ki ben dedi yarım saatliğine geldim. 85 yaşlarında da bir Alman. Ben dedi yarım saatliğine geldim. 3,5 saatim burada geçti. Programım alt üst oldu. Kahve mavi içecek değilim gideceğim dediler. Her Schmidt ismi tam aklımda değil. Hanımın kahve sipariş etti dediler. O zaman dedi mecbur ben de kahve içeceğim. Sonra döndü bana sana hadi bir soru soracağım. Buyurun dedim. Dedi ki bu tip yerlerde kalan insanlar dedi huzursuz olur, mutsuz olur. Hatta ötenazi isterler. Yani ben baktım burada çalışan da kalan da güler yüzlü, mutlu, huzurlu bunu nasıl temin ettiniz dedi. Ben de dedim ki bu sorunun cevabı 5 dakikada verilmez ama ben size bir cümleyle şey söyleyeyim. Buyur dedi. Dedim ki tasavvufta bir ifade var. Hal ehli olacaksın. Yani söylediğini uygulayacaksın. Şimdi medeni Avrupa şöyle merhametli falan filan ama ölüme terk et bırak git insanları. Bizde bu yok dedim. Bizim medeniyetimiz, bizim inanç ilkelerimiz buradaki mağdur insanlara kendi evindeki insanı insanmış gibi bakar eder. Bu böyle olur. Böyle olunca karşılıklı herkes birbirine saygı duyar ve karşılık birbirine hürmet eder. Bu o havadan, o atmosferden kaynaklanıyor. Bugün de tabii toplumda ihmal edilen, belki de toplumun huzur ve mutlu olması için en önemli hususlardan bir tanesi toplumun ruh dünyasını yani o merhamet ve medeniyetini ihya ve inşa etme noktasında eksiklik var. Ben hep anlatıyorum 77'de Dortmund Üniversitesi'nde yaşlı bir papazın konferansını dinlemiştim. Konferansın konusu da Almancasıyla Zukunft Probleme unserer Gesellschaft. Toplumun geleceğiyle alakalı. Dedi ki o yaşlı zat, din adamı, biz dedi 2 büyük harbi kaybettik. Ama buna rağmen 45'te de harbi kaybettik. Ama çok hızlı bir çalışmayla yeniden Avrupa'nın en güçlü sanayi merkezi olduk, teknoloji merkezi olduk. Fakat bunu yaparken insanların ruh dünyasını ihmal ettik. Şimdi bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama bizde hani Bağda Harabel Basra derler ya, şimdi bunu düzeltmeye uğraşıyoruz ama zorlanıyoruz ve kötüye gidiyor. Hmm. En son gelen işte cumartesi gün bana gelen Almanya'dan gelen arkadaşlar dediler ki yani her geçen gün Almanya'da yalnız yaşayan insanların sayısı artıyor. Yani hem doğum oranı düşüyor hem de insanlar artık böyle bir arada yaşamak istemiyor. Bu belli oranda bize de sirayet etmiş. Hani çekirdek aile falan diyorlar ya, hı hı. Büyükler falan filan yok farz edilecek. Sen kendine bak, tek başına yaşa. Böyle bir telkin var. Hı hı. Buna yani bizimkilerde bu oltaya takılıyor maalesef. Bunu düzeltmemiz, bunu iyi görmemiz lazım. Ve bundan dolayı diyor arkadaşlar, Berlin'de diyorlar 2+1 evler 2300 euro. Onu da bulabilirsen diyor. Zaten aldığı 2300 euro. Hani eleman istediler. Dedim tamam ben hani burada işte şu kadar para alıp 20.000 lira alıyor diyelim. Onu da ancak geçimini sağlıyor. Orada hani 2300 euro alır da 1300 eurosuyla geçinir. 1000 euro kenara koyarsa işte senede 12.000 euro şu kadar. Ben size böyle eleman gönderse. Dediler ki öyle 1300 euroya geçinmek zor. Yani biraz düzgün bir restoranda yemek yesen 50 eurodan aşağı değil. İyi bir otelde kalsan 300 eurodan aşağı değil. Demek ki ve diyor ki Almanya'da ekonomik noktada çöküşe doğru gidiyor. Hı. Yine parlayan yıldız Türkiye olacak. Bunu anlamamız, bunu görmemiz lazım. Bu hususta da orada bakım öylesine pahalı ve zor ki bizim şurada bedava baktığımız o yatağa bağımlı insanların Avusturya'da, Almanya'da bakım aylık ücreti 10.000 euro. En sıradanı 4.000 euro. Efendim paran yok. Çocukların verecek diyor. Malın varsa Türkiye'dekine de el koyuyor. Başka türlü bakmam diyor. Hepsi gelecek ondan sonra. Şimdi tabii o gelenler bu noktada hayranlığını ifade ediyorlar. Biz de tabii bu noktada kendi anlayışımızı, kendi düşüncemizi anlatıyoruz. Almanya'ya da gittik mesela. Orada da bir darüleze açalım falan diye. Orada da mesela Bottrop Belediye Başkanı vardı, Bernd Tischler diye. Dedi ki siz dedi burada böyle bir yer açarsanız, çünkü sadece Endüstri Gebit bölgesinde 500-600 bin Türk var. Yani çapı kilometre olarak 100 kilometrelik bir mesafede North Rhine-Westfalen bölgesinde. Orada da bir hani birkaç yüz kişi bakacak, bu efendim ülkenin gücünü ortaya koyacak böyle bir proje yapalım dedik. Dediler biz de destek oluruz ama siz sadece burada Türklere mi bakacaksınız? Yok, biz sadece Türkiye'de de Türklere bakmıyoruz. Evet. Orada da Müslüman olmayanı da bakıyoruz, Türk olmayanı da bakıyoruz. Burada da öyle yapacağız dedik. Buna da ihtiyaç var. Tabii böyle bu tip çalışmalarımız da inşallah olacak. Geçen Almanya'dan, efendim Dortmund'dan 3 tane genç geldi. Biz 80 metrekarelik bir yerde işte Avrupa İslamcı Gençlik Teşkilatı kurmuşuz. Efendim İslam Birliği kurmuşuz. Şimdi 11.500 metrekarede onlar bir külliye Dortmund'da kurmuşlar. Davet ettiler, başkanım gelirsen falan, bir belgesel çekmek için. Tabii bizim Almanya'ya gidişimizin aşağı yukarı 50. yılı olmuş. Onun için yaşlandığımız da buradan ortaya çıkıyor. Yani belgesel çekmek için bize gelmişlerdi. Güzel şeyler oluyor. Yani dünyaya örnek bir darüleze gelişiyor Allah'ın izniyle. Şaşırıyorlar değil mi? Tabii. Benim bildiğim yani tabii. Hollanda'dan, başka Almanya'dan pek çok ülkeden heyetler geliyor, inceliyor. Kendi ülkelerindeki huzur evleriyle kıyasladıklarında ciddi bir şaşkınlık oluyor onlarda. Dünyanın en güçlü saydıkları Amerika'sında böyle meccanen insan bakan bir yer yok. Japonya Yalnızlık Bakanlığı kurmuş, böyle bir şey yok. İngiltere Yalnızlık Bakanlığı kurmuş, böyle bir şey yok. Yani bu ancak Türk milletine has bir iş. Eyvallah. Peki burası çok büyük oranda da hayırseverlerin katkılarıyla kendini idame ettiren bir kurum. Hayırseverlerimizin katkıları daha çok ne şekilde oluyor? Kısacık ara ara değindik ama belki duyanlardan, dinleyenlerden katkı vermek isteyenler olur. Herkes bazısı emeğiyle, bazısı başka türlü. Ne tür katkılar yapıyor hayırseverler buraya? Şimdi tabii Türkiye'de böyle hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta duran sadece darüleze değil. Bir sürü kuruluşlar var ama biz şimdi darüleze olarak tabii hayırseverler gelip belli şeyleri yapıyorlar ama yani aylık gideri şu anda 20 milyonun üzerinde olan, yeni açılacak yerin de aylık gideri belki 60 milyonun üzerinde olacak bir yeri böyle halkın efendim getireceği yardımlarla ayakta tutmak mümkün değil. Onun için hatta mevcut nizamnamemizde bile bir takım tadilatlar yaparak bir takım güçlü kamu kuruluşlarının geçmişte de mesela darüleze efendim şirketi hayriyenin efendim biletlerinden şu kadar verilsin, işte tütün bilmem nesinden efendim eğlence vergilerinden falan, o günün şartlarında da bir takım böyle gelir kaynakları oluşturulmuş. Belli devlet kurumlarından da belli miktar paralar verilerek, çünkü bugünkü gibi 500 küsür kişi kalmıyor. 1250 kişi kalıyor. 70'li yıllarda 1000 yatak var. Bugünkü gibi çok yüksek masraflar da yok. Belediye bütçesinden belli zamanlarda bunlar karşılanmış. Şehir emanetine bağlı olarak şey yapmış. Yani böyle hele yeni yerde 1000 kişi kalacak ve daha modern, daha böyle efendim A kalite bir hizmet verilecek. Yani mevcut yerde nedir? Vatandaş dediğim gibi zaten 5. sınıf bir yerden gelmiş. Ama öbür tarafta zengin villada oturan adam hasbelkader işte çocuğu yok, efendim eşi vefat etmiş, güvenli bir yerde kalmak istiyor. Devlet güvencesi altında kalmak istiyor. 3 tane bakıcı tutacak, 4 tane bakıcı tutacak gücü var ama acaba beni zehirlerler mi, acaba bilmem ne yaparlar mı? Güven altında olmak istiyor. Bu da işte yeni yapılan bu büyük sosyal hizmet şehri projesi işte yani bunları efendim ağırlayacak. Sağlayacak. Tek kişilik odalar, eşiyle kalacak odalar, 150 bin metrekare yer üzerinde efendim yani İngiltere'de böyle uluslararası bir ödülü öyle çok kolay adama vermezler. Evet, tabii. 2 Sign of the City ödülü de çok öyle kolay alınacak bir ödül değil. Ve bu projeyle yarışacak dünyada proje yok. Bunun ayarında dünyada böyle bir kuruluş yok. Evet. Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Şu an mevcut darüleze kurumu 500 kişi civarında sakine ev sahipliği yapıyor. Ama nüfusumuz artıyor. İstanbul'un nüfusu özelde daha da fazla artıyor. Ve yepyeni bambaşka bir kurum. Arnavutköy'de çok geniş bir alan üzerinde 1000 kişi kapasiteli. Biraz daha detaylı bahsedebilir miyiz bundan? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha başbakan olduğu dönemde, yani efendim Fatma Şahin hanımefendinin bakan olduğu dönemde ben idare meclis üyesiydim. O zaman işte Darülözen'in restorasyonuyla alakalı falan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde beni çağırmıştı. Konuşurken yani hani 128 yıl, o zaman 111 yıl önce kurulmuş bir Darüleze elbette ki güzel bir hizmet veriyor ama AK Parti döneminin de kendi efendim iktidarı döneminde böyle bir eserin daha gelecek asırlara hitap edecek bir eserin olması söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki yani biz behamal başlayalım. Bir Avrupa, bir Anadolu yakasında iki büyük sosyal hizmet şehri kuralım. Bunlar 300 dönümden aşağı olmasın. Hazine arası olsun. Çünkü Darülözen'in böyle bir yer alma, para ödeme şansı yok. Hava alanlarına ve ana arterlere yakın olsun ki ziyaretçiler geldiği zaman kolay ulaşabilsin. Hatta yaşlısını kendisi şartları gereği ve evinde bakamıyorsa buraya yatırmış olsa bile sonra hafta sonları falan geldiğinde onlara kalacak misafirhane yapın. Ucuz kalacak imkanlar sağlayın ve bu şekliyle efendim bu alanda dünyaya örnek kurumlar oluşturalım dedi. Tabii bu işlerin Abdülhamit de efendim talimat vermiş. 5 senede yer bulunmuş. Şu kadar zamanda efendim inşa edilmiş. Bu işin yaklaşık bürokrasisi neredeyse 9 sene sürdü. Bu kadar bürokrasi uzun süren bir işin efendim 36 ayda yapılması düşünülürken mühendisler tarafından Cumhurbaşkanımız temel atma töreninde bunu 12 ayda bitireceksiniz dedi. Ve hamdolsun yani bir takım inkıtaları işte mücbir sebepleri bir tarafa bırakırsak 1 senede bitti. 2022'de temeli atıldı, 2023'te açıldı. Temelini de Cumhurbaşkanımız attı, açılışını da Cumhurbaşkanımız yaptı. Hamdolsun ben şahsen düşünüyordum, ya böyle bir şeyin temelinin atılmasına şahit olmak bize nasip olacak mı? Oldu. Sonra düşünüyordum, acaba bunun açılmasına ki Cumhurbaşkanımız temel atarken inşallah en kısa zamanda hep beraber bunun açılışına da şahit oluruz dedi, açtık. Ve bu açılırken yine Cumhurbaşkanımızın o gani merhametinden kaynaklanan bir şey. Yeni bakanımızla da demiştim ki burası şehirden çok uzak. Yani insanların aldığı maaşlar bazen ev kirasını karşılıyor. O insanlar moralli olmazsa o kalanları iyi bakamaz. Morali bozuk bir insan. Tabii. Efendim ekonomik sıkıntı içinde olan bir insan. Hani himmete muhtaç de gayriye nasıl himmet ede derler ya. Nasıl bu insanlara güler yüzlü davranacak? Bizim bunların kalması için o rezerv alan diye ayrıldığımız yere Cumhurbaşkanımız behamal efendim lojman temelinde atılması talimatını verdi. Açılışı yaptığı gün oradaydınız aklımda kaldığı kadar lojman temelini dağıttı. Ve 1 senede de bunu yapıp bitireceksiniz dedi. Şimdi ne olacak? Mesela diyelim ki şehirde bu lojmanlar da A kalite olacak. Yani havuzlarıyla, fitnesiyle, her birinin kapalı otoparkıyla vesairesiyle çok kaliteli lüks lojmanlar olacak. Aynı o kalitede bir ev belki şehir merkezinde 30 bin lira biz orada 10 bin liraya vereceğiz. Hepten bedava kalmayacaklar. Bir gelir oraya elde edeceğiz. Bekar bir hemşire, bay veya bayan. Bakıyorum iyi bir yerde kalsa 15 bin lira. Kötü bir yerde kalsa endişe ediyor bekar Anadolu'dan gelmiş bir kız. Belki orada tek oda şeklinde böyleleri de var. Yani üniversite efendim ayımlarındaki gibi, yurtlarındaki gibi falan. Tabii. O da 5 bin lira verecek belki. Özel ortak mutfakları olacak. Kendi içerisinde odasında mini şişesi olacak falan. Böyle A kalite. O da inşallah 1 sene sonra sizler de olursunuz. İnşallah. Cumhurbaşkanımız inşallah o temelini attığının açılışını da yapacaktır. Buradan da çalışanların duasını inşallah alacaktır. Hep beraber katkısı olan, bir tuğla katkısı olan onun sevabına hissedar olacak. İnşallah bu çok daha büyük, çok daha geniş, çok fazla kişi kapasitesi olan 2 katından fazla neredeyse yatay mimarisi olan görüntüleri de veriyor arkadaşlarımız. İçinde yeşilliği, suyu, kültürel sosyal tesisleri, restoranı, kafesi şu an aklıma gelmeyen ihtiyaç duyabileceği, yaşam alanında insanın ihtiyaç duyabileceği her şey var. Bir de çok ferah, açık, yeşillik, o insana içini huzur dolduran bir mimarisi ve peyzajı da var. Tam bir adı üzerinde sosyal hizmet şehri. Her şey düşünülmüş gerçekten. Yolu düşenler mutlaka görsünler derim. Yolu düşmeyenler de bir vesileyle yollarını düşürsünler. Gördükçe insanın içi kıvanç duyuyor. Ne kadar güzel bir hizmet bizim ülkemizde yapılıyor diye. Hem de gelenekten geleceğe. Oradaki ruhu model alıp, Darülaceze kurumundaki ruhu model alıp günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir revizyonla dünyaya da ışık olacak, örnek olacak bir şekilde. Efendim, şöyle bir sıkıntımız var. Espri olarak da kabul edebilirler. Şimdi kim oraya götürsek, başkanım bir odada bana buradan ayırın diyor. Yani 150 bin metrekare yer, etrafı açık, havadar bir yer falan, güzel bir yer. İşte hani meşhur bir tatil beldesi var, orası gibi bir yerde bana ayırın diyor. Tabii burada 1000 kişi ortalama kalacak, 1000 kişi çalışacak, etti 2000. Lojman olacak, 350, üçer kişiden 1000 kişi de orada etti, sayı 3000. Şehir. 1000 kişi de hareket, gelen, giden, ziyaret vesaire. Şimdi karşısında bir yer var. Devletten kiralamaya çalışıyoruz. Darülaceze çiftliği oluşturacağız. Tamam. Darülaceze çiftliği oluşturacağız. Oradan gelir elde edeceğiz. Efendim, önde boş yerimiz var, 11 dönüm. Oraya bir mesela otel yap, işlet, devret işte. Başlangıçta bir boş yerimiz var. Oraya bir tane benzin istasyonu. Çünkü bu tip yerlerin yapılması kadar yaşatılması da önemli. Ve salonumuz var, gördünüz, A kalite. Bir takım düğünler, dernekler, toplantılar, restoranımız var. Şimdi yeni idare meclisimizde Türkiye'nin gastronomide en zirve adamı Ömür Akkor, idare meclis üyemiz. Banka müdürlerimiz, genel müdürlerimiz var. Türkiye'nin saygın iş adamları var falan vesaire. Geniş, güçlü bir idare meclisimiz var. Arkadaşım birine saydım da dedi, abi Barcelona gibi olmuşsun dedi. İdare meclisi takım dedi. İnşallah tabi bunların her birisi, yeni daha bir kısmı, her birisi buraya katkı verecek. İsmiyle katkı verecek, efendim ekonomik gücüyle katkı verecek, bulunduğu konum itibariyle katkı verecek ve cidden Darülaceze toplum nezdinde güven oluşturmuş ve Türkiye'de yapılan araştırmalarda güven oranının en yüksek olduğu 3 kurumdan birisi. Arketus yapmıştı. Evet. Memnuniyet oranı %90'ın üzerinde dedi. Halbuki yani bu tip yerlerde 35'i falan geçmezmiş memnuniyet oranı. Hamdolsun daha iyi olacak, daha iyiye doğru gidecek diye ümit ediyoruz. Memnuniyet oranı demişken, şimdi işin tabii bir akademik kısmı var ama sahadaki gözlemler çok daha canlı, çok daha anlık bize geri bildirim veriyor. Yaşlılık psikolojisine dair siz neler gözlemliyorsunuz? Pek çok olay vardır, pek çok anınız vardır. Fiziksel sorunların yanı sıra zihinsel sorunlar yaşayanlar, yalnızlık çekenler, pek çok sorunla siz gözlemci olarak da muhatap oluyorsunuz. Siz neler görüyorsunuz psikolojik durumlar, vakalar olarak? Şimdi biz hep böyle hayatımızı heyecanlı yaşadığımız için Üstad Necip Fazıl'ın gençlik yaş işi değil ruh işi diyor ya, biz hala yaşlılığı insanlar şey yapmak istemiyor, kabullenmek istemiyor. Yani bizim bir dostumuz, büyüğümüz vardı. Bir sohbette birisi demiş ki, ya adam 65 yaşına geldi, hala vekil olmak, reis olmak istiyor falan. Genç bir yaş. İnsaf demiş, yani 65 yaşından sonra ne işin var? Otur kenara. O dinleyen, sohbeti dinleyen de 70 yaşında bir abimiz. Demiş, ya sen ne diyorsun? Ben demiş 80 yaşındayım, daha hayallerim var, emellerim var, yapacak işlerim var bir sürü. Yani sen yani 65 yaşındaki adamı gömdün, 80 yaşında ben daha kendimi dinç ve genç hissediyorum. Gezgin bir büyüğümüz. Şimdi tabii insan hani gönül kocamaz derler ya, böyle deseniz de fizik ruhla çelişmeye başlıyor. Yani sizin o arzu ettiğiniz, istediğinizi yavaş yavaş fizik taşımamaya başladığı zaman, yani kim ne derse desin belli yaşa gelmişim demek durumunda oluyorsunuz. Ama yani insanlar böyle toplu bir arada yaşarsa, o hani kaliteli yaşlanma diyorlar ya, öyle olması gerekir. Ben kurumda da bakıyorum. Yani insanlar, o yaşlılar falan hala belli hevesleri olan kimseler. Onlarla hatta şakalaşıyoruz. İşte yani en çok sorsanız en yaşlı adamlar beni evlendir diyorlar mesela. Çoğu böyle. Onlara öyle takılıyoruz. Bir şeyle meşgul olmaları onları daha dinç ve diri tutuyor. İşte o rehabilitasyonda 150'ye yakın insan çalışıyor, bir şeyler üretiyor. Sabah kalkıyor. Nereye gidiyorsun diyorum. Ben genelde erken giderim. Bunlar 9'da işe başlıyor. Ben 8'de, 7.30'da oluyorum bazen. Hazırlanıyor. İşe gideceğim diyor. Ayda aldığı 300 liradır, 500 liradır falan ama bitmiyor bu para diyor. Çok bereketli bir para. Yani onlara iş yaptırarak para kazanmak değil Darülazze'nin hedefi. Her ay cepten ilave veriyor onların maaşlarına, aylıklarına. Ama mutlu oluyorlar. Uzun çalışamıyorlar. 9'da başlayıp 11'de paydos ediyorlar. 1'de başlayıp 3'te bırakıyorlar. Onun için yani rehabilitasyondaki çalışanları iş yaparken görmek için bu saatlerde olmak gerekiyor. Ve Darülazze'ye hani böyle ziyaret için gelip o rehabilitasyona gidip görmeyen, işitmeyen, efendim birçok eksikleri, fiziki eksikleri olduğu halde ne kadar güzel eserler ortaya koyduklarını görenler de hayretle karşılıyor bunu. Evet. Yaşlılıktaki en önemli ruhsal sorunlar olarak literatürde şunlar ön plana çıkıyor. Sizle de çok defalar bunları konuştuk, istişare ettik. Ben bir şeyler öğrendikçe, araştırdıkça gelip böyle bir şey buldum deyip doktora sürecimde de paylaşırdım. Yalnızlık ve yaşamı anlamlı bulamamak. Yani yaşamında bir anlam kaybı. Çünkü gençlikte okulum bitsin, iş bulayım, evleneyim, çocuk sahibi olayım gibi bir takım amaçlar, somut tanımlanmış amaçların peşinde koşuyoruz. Bunlar iyi kötü oldu, olmadı. Artık belli bir zamanı aştıktan sonra insan ömründe hayatının amacı kalmamış gibi oluyor. Hani ne yapacağım? Bugün hangi amaçla uyanacağım? Yataktan niçin kalkacağım? Orada o atölye faaliyetleri, sanatsal faaliyetler, işte gelecek bir sanatçının konserine gitmek için hazırlanmak ya da el emeğiyle ürettiği bir şeyi orada sunmak, ondan bir para kazanmak. Çalışıyorum diyor. Bu ne kadar kıymetli bir şey mesela. Öbür türlü yani hiçbir şey yaramıyorum, hiçbir işe yaramıyorum diyen insanlar da var dışarıda, kurum dışında olup. İşte emekliyse diyor ki devlet bizi emekli etti, artık ben işe yaramıyorum filan. Şaka yollu biraz serzenişte bulunuyor insanlar hayata, bazen koşullara. Orada bu iki köklü soruna aslında çözüm de üretiliyor. Hem hayatını anlamlandıracak faaliyetler ve alanlar sunuyorsunuz, hem de o yalnızlık sorununa bir çözüm oluyor. Çünkü diğer sakinler var, personel var, ziyaretçiler var, cıvıl cıvıl içerisi de bir yandan. Bu kadar yıl içinde çok anılarınız vardır muhakkak ama hatırladığınız, ilk anda hatırınıza geliveren ilginç olaylar var mı orada yaşadığınız? Şimdi tabii 30 bin metrekareye yakın bir alan ve haftanın 7 günü ziyarete açık olan bir alan. Herkesin dışarıdan dostları var. Hatta sıhhate müsait olanlar, gezebilenler çıkar gider PERPA'ya, gider Kasımpaşa'ya, öyle ehli keyif olan var. Çıkıp dışarıda kimisi falan restoranda biriktirdiği parasıyla bir yemek yiyip böyle gezip dolaşan, giyinmeyi seven, konuşmayı seven birçok kimseler var. Ben genelde böyle gelirim, işte Darülazze cumartesi, pazar günleri falan gelen ziyaretçiler olur. Bir gün hiç unutmuyorum, 4-5 tane genç geldiler, selam verdim. Hayırdır dedim, siz ne arıyorsunuz burada? Yani sizin yaşınızdaki gençler spor sahasında geziyor, eğleniyor falan. Siz burada yani bu yaşlılarla, ihtiyarlarla, dezavantajlı insanlarla ne işiniz var? Gidin eğlenmenize bakın dedim. Diyor, biz yaşlıları ziyarete geldik dedi. Bir tanesi, siz burada mı kalıyorsunuz dedi. Evet burada kalıyorum dedim. Niye burada kaldınız? Gönlünüzle mi geldiniz? Zorla mı buraya koydular dedi. Yo, gönlümle geldim dedim. Yani zorla olsa durmam burada dedim. Size iyi bakıyorlar mı dedi. Bakıyorlar dedim. Dayak mayak var mı dedi. Yok dedim, öyle dayak falan olsa burada durur muyuz? Kaçarız o zaman dedim. Ondan sonra soruyor, ben tabii buranın tarihi durumunu anlatıyorum vesaire. Yani hala böyle şey düşünen gençlerimiz var. Ondan sonra anlatıyorum tarihi durumunu, geçmişini, gününü falan vesaire. İyi bakıyorlar mıysa bakıyorlar dedim. Ondan sonra dedi ki kıyafetiniz de düzgünmüş dedi. Dedim yani Darülazze'de kalıyoruz diye kıyafetimizin pejmurda olması gerekmiyor. Alıyorlar mı? Alıyorlar dedim. Elbise alıyoruz çünkü yani kalanlara. Her türlü ihtimam gösteriliyor. Ondan sonra giderken tabii görenler oldu. Başkanım başkanım dediler. Sonra gittik ziyaretçi merkezine. 4 tane üniversite genç. Birisi de uluslararası ilişkiler okuyor. Dedim size niye başkanım diyorlar dedi. Dediniz ya dedim kıyafetim düzgün. Onun için diyorlar dedim. Kıyafetim düzgün olduğu için diyorlar dedim falan. Epey böyle çok farklı kesimler geliyor. Geçen öyle genç kızlar gelmişti. Hatta Balıkesir'e davet ettim. 2 tanesi kalktı Balıkesir'e geldi. Onlar öyle orada tanıştığımız. Böyle farklı kesimler geliyor. Onlarla bakıyorum çay dağıtıyor bir tanesi almış. Bunu parayla mı satıyorsun? Niye? Kim sana böyle bir görev verdi? Ben diyor aldım dağıtıyorum. Para verecek misin buna? Daha sormadım diyor yani. Alıyor diyelim 10 kişiye 20 kişiye. Bir çay da bana ver dedim. Parayla vermiyorsan falan dedim. Olur veririm ama önce şuraya söz verdim dedi. Onlara falan. Böyle insanlar işte yani onlarca böyle gönüllü kuruluşlar, efendim gençler, üniversiteden falan geliyorlar. Şimdi stajyer gençlere mesela biz ne yapıyoruz? O stajyer gençler de onlarla farklı yüz görmek, farklı sima görmek de kalanların hoşuna gidiyor. İşte üniversitelerin böyle proje yapması onların hoşuna gidiyor değişik şeylerle. Onlar da onları dinliyor. Çünkü bir şeyler yazması, çizmesi. Bugün mesela Amerika'da bilmem nerede okuyan bir efendim genç kız stajyer olarak işte gelmiş bir ay burada 15 gün ben burada staj gel git rehabilitasyona git efendim bütün üniteleri gez dolaş bir şeyler öğren ve bunlar gelip burada bu kültürü bu medeniyeti görünce gittiği ülkede de ezilmiyor. Diyor ki ha bak benim ülkemde sizinkinden daha kolay. Evet. Daha güzel, daha yaklaşım iyi ve bedava. Sizde var mı böyle bir şey? Yok. Ve çok da renkli insanları ağırladı Darülaceze değil mi? Hem geçmişinde hem hali hazırda içlerinde sanatçılar var, farklı meslek gruplarından insanlar var, çok renkli hayatlardan gelmiş insanlar var. Onların adaptasyonu nasıl oluyor? İlginç anılarınız var mıdır? Duymak isteriz. Şimdi Allah imkan verirse ileride bu gelen meşhurlardan, işte Sibel Can'ı da Gülben Ergen'i de Hülya Avşar'ı da efendim 68 Türkiye Güzeli 82 bilmem ne çok şimdi teker teker aklımda değil çok farklı kesimlerden işte futbolcusu da sanatçısı da şarkıcısı da geldiler. Bunların yani o insanlara yaklaşımlarını ben seyrediyorum. Seyrediyorum, bakıyorum. Mesela hani Allah için gerek Hülya Avşar gerek Sibel hep gözyaşı döktüklerini görmüşüm. Ve hiç yüksünmeden o pozisyonu, durumu ne olursa olsun o insanları kucakladıklarını görmüşüm. O 10 tane açık hava tiyatrosu Harbiye'de konser veren insanlara konuşma yaptığım zaman yani onların nasıl duygulandığını görmüşüm. Bizim buralara bir şey yapmamız gerekir dediklerini görmüşüm. Önce gelirken böyle onların menajerleri sanki biz burada ticari bir iş yapıyormuşuz gibi efendim sıcak bakmayan ama sonra geldikten sonra bu tavırlarından pişman olanları gördüm. Ortaç, Serdar Ortaç'tı. İşte orada bir aşure dağıtım günüydü. Bu sanatçılara ziyaretçi merkezinde 3 dakika bir konuşma yaptım ben acizane. Dedi başkanım ya biz daha çok konuşun dinleriz falan dedi. Gelin size dedim başkanlıkta Abdülhamit Han'ın kendi yaptığı masanın etrafında çay kahve ikram edeyim. Gittik orada öyle konuştuk. Yani isim bilmem de Deniz Seksin'den bilmem kimine bir sürü böyle sanatçılar. Ama sonra baktım yani bizim 5 dakikalık konuşmamız biz bunlara ne konuşuyoruz? Yani para nasıl kazanılır bunu anlatmıyoruz. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Hepimizin bu pozisyona düşme ihtimalinin olduğunu söylüyoruz. Bakıyorum hepsi benim daha fazla bir şey yapmam gerekir diyor. Çok azı böyle tepeden bakan sanatçılardan birkaç tanesinin haricinde hepsinin böyle merhamet duygularıyla bu işe baktıklarını ve daha çok gelmeyi arzu ettiklerini ama içindeki bulundukları durumun da etrafını da çok kolay bırakmadıklarını görüyoruz. İş adamlarından da gelenler şeyler yapmamız gerekir diyorlar ama hayra vermek çok kolay bir iş değil. Yani insanlar 10 alacağı yere 1 veriyor. Yani hani bazı şeylerin mükafatı veresiye öbür tarafa geliyor. Bazılarının peşin. İnsanlar peşin olana daha çok itibar ediyor. Ama buradan da yani duyuruyoruz, ilan ediyoruz. Şu büyük sosyal hizmet şehri projemiz bugünkü değeriyle $300 milyon bir proje. Yani arsa payıyla birlikte şey yaptığımız zaman belki 80-100 milyon dolarlık bir bitinceye kadar mal olacak. Yuvarlak rakamlarla söylüyorum. Bir lojmanıyla birlikte dünyada bir benzeri eşi olmayan bir proje bu milletin mağdurlarına veya işte yalnızlarına tahsis edilecek, gelecek asırlarda da insanlara efendim hizmet edecek bir proje. Bunu tabii Allah gücünü kuvvetini artırsın. Allah dert keder vermesin. Bu ancak ufku olan efendim vicdanı ve efendim merhameti olan idarecilerin yapacağı işlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bu alanda bilmiyorum belki birçok projelerin böyle seri süratli bitmesi için talimatlar vermiştir ama bu projeyi çok daha böyle ciddi üzerinde duran, durduğu bir proje. Hamdolsun açıldı. Evet. Tabii şunu soruyorlar efendim ne zaman orada kalmaya başlanacak? Tabii böyle devasa bir projenin elbette ki yapıldıktan sonra birçok şeylerinin yeniden efendim kontrolü, denenmesi, yani kaloriferdir, yerden ısıtmaysa bakarsın bir yer patlar, tamir edeceksin, asansörlerini tam her şeyiyle, yani mobilyasını bile sipariş ettiğin zaman ihale ediyorsun, 3 ay daha ancak çıkıyor. Öyle zannediyorum ki Mayıs sonundan itibaren yerleşim başlar, yılbaşından itibaren kayıtları almaya başlayacağız. Şu anda da tabii müracaatlar geliyor, Avrupa'dan da geliyor, Türkiye'den de geliyor. Bunun tabii bir de tanıtımını yapacağız. Açılışta bile Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza dedim İstanbul'daki bütün müftüleri, bütün bu aizleri toplayalım. Evet. Onlara bir gün burayı tanıtalım. Açılışta nihayet 1000 kişi vardı. Çok insanın oraya gelmesi söz konusu değildi. Vali Bey'e söyledim. Bütün kaymakamlara, bütün efendim bürokratlara tanıtalım. Onlar da etrafında desin ki burada kalabilirsin. Ondan sonra sanatçılara, sporculara vesaireye bütün bunları iş dünyasına yeniden burada ne yapılacak, nasıl yapılacak, insanlar nasıl kalacak bu hususta çalışmalar yapacağız. Evet. İnşallah. İnşallah. Avrupa'dan da işte gelenler diyorlar ki yani ortaklaşa ne yapabiliriz? Avrupa'da işte bu bir kişi minimum €4000 ile başlıyor. İşte adeta tatil gibi. Bizde de yani $60.000 aşağı mal olmaz yani kişi başı. Yani biz oradan efendim buraya aktaralım. Tabii bir medeniyet projesi aynı zamanda bu. İnsanlığın efendim din anlayışının efendim ırk ve efendim din ayrımı gözetmeksizin hizmet vermenin nasıl olduğunu da Avrupa'ya ve dünyaya örnek olarak burada gösterebiliriz. Evet. Bu ziyaretçiler için de çok renkli simalar olduğu gibi sakinler içerisinde de var geçmişten bugüne. Pek çok farklı sektörden işte film yıldızları benim o zaman mülakat yaptığım işte geçmişte dansçı olan, sosyolog olan, avukat olan, sahne ve sanat dünyasından olan insanlar da var. Onların da çok farklı serüvenler sonucu, çok farklı yerlerde yaşamış, gezmiş, dolaşmış, deneyimlemiş ve bir araya gelmiş. Sonra bir başka sakinle belki odasını paylaşıyor, belki birlikte yemek yiyor, çay içiyor. Çok farklı hayat deneyimlerinden gelen çok renkli simalar da oranın sakini oldular. Onlarla ilgili var mı hatıralarınız? Şimdi en son gelenlerden bir tane var. Enteresan daha işi yani nasıl değerlendirmek gerektiğini de bilmiyorum. Hastane en son hastaneye düşmüş, bize gönderilmiş. 17'ine dil biliyor. 17 ülkede kalmış. 17 evlilik yapmış. Her ülkede evlenmiş. Oo. 17 tane çocuğu var. Yani diyorum ki çocuklar birbirlerini tanıyor mu? Enteresan bir tip yani. Şimdi tekerlekli sandalyede. Ama hastaneye düşmüş. Buraya gönderilmiş. Bir ülkeden gönderilmiş. Gelmiş burada hasta. Oradan buraya bakıyoruz. Kal sokakta öl diyecek halimiz yok. Ondan sonra işte Sevgi Candanlı var. 68 Türkiye Güzeli. Onlarca filmde oynamış. İşte Yılmaz Güney'inden bilmem kiminle. Şimdi orada saygılı, edepli, öyle efendim hemen gittiğiniz zaman ayağa kalkar falan. İşte bakıyorsunuz bilmem kemankeş bilmem kimin efendim kızı orada. Ama böyle yani kültürlü bir aileden gelen veya hani İstanbul hanımefendisi, İstanbul beyefendisi diyorlar ya. Düşmüş buraya ama görgü ve bilgi apayrı şey. Şimdi bir kısmı var ve okur yazar bile değil. Hiçbir eğitimden geçmemiş. Ama mesela doktor var. 1931 doğumlu. Milattan sonra öyle takılıyoruz ona. Bakıyorsun o yaşına rağmen bir idareci yanına gittiği zaman hemen ayağa kalkıyor. Ya kalkma, kalkıyor. Böyle işte Sorbonne'da okumuş. 68 gençliğiyle alakalı Fransa'da doktora tezi yazmış. İşte küresel bilmem ne ekonomi kitabı yazmış. Ama gelmiş işte yalnız, evlenmemiş, düşmüş, beyin kanaması geçirmiş, hastaneye düşmüş. Yok, ev yok, para yok. Yahut da işte alsana olur 10.000 lira emekli maaşı olsa ev mi tutsun, yesin mi, doktora mı versin? Yani böyle insanlar var. Mesela o tip olanları eğer şeyse mesela o Sorbon mezunu kütüphane sorumlusu yaptım. Avukat hanım var mesela temel atılırken bir hatim indirir. Açılırken bir hatim indirir falan. Böyle olanlar da var. Evet. Öyle her Ramazan der ki başkanım sizin için bir hatim indirdim. Aileniz duasını yapın falan. Bunlar bizi motive ediyor yani. Evet. Peki gelecek olan ziyaretçilere neler tavsiye edersiniz? Şimdi merakla sorular soruyorlar. Geçmişini soruyorlar, bugününü soruyorlar. Buraya nasıl geldin diyorlar. Hani nasıl davranmaları lazım? Ziyaretçiler iyi niyetlerle geliyor, bağ kurmak istiyor. Kimi bir kere geliyor, kimi düzenli geliyor ama buraya gelen ziyaretçiler neyi bilmeli, nasıl gelmeli? Şimdi tabii şu bir vaka, yani burada Darülacezede kalan insanların bir defa %50'si 60'ı eğitimsiz. Eğitimsiz ve bir takım ilkeleri, bir takım kuralları bilen insanlar da değil. Onun için mesela ben geldiğimde, başkan olduğumda daha doğrusu 8 sene önce... bilmiyorum o zamanlar görmüşsünüzdür. O girişlere, ağaçlara falan afişler astım. Burada kimseye para vermeyeceksiniz. Yani burası dilenciliği men kanunuyla kurulmuş bir yer. Çünkü yani sakinler gelenin paçasına yapışıp para isteyen, bilmem ne isteyen falan. Çünkü böyle bir şeyden geçmiş insanlar değil, büyük çoğunluğu. Onları bir defa dilencilikten men etmemiz gerekir. Gelen efendim ziyaretçiyi rahatsız etmemesi gerekir. Çünkü yani siz para veriyorsunuz, %90'ı Allah alem sigara içiyor yani. Parayı sigaraya veriyor. Burada kalanların herhangi bir sıkıntısı asla yok. Hasta olan hemen yanda efendim hastaneler götürüyoruz. Ambulansla, refakatçıyla vesaireyle bakılıyor. Asıl olan zorluğu çekenler çalışanlar. Çalışanlar onun için daha da önem arz ediyor. Çünkü onlar dediğim gibi sıkıntı içerisinde olursa iyi hizmet veremezler. Bazıları geliyor mesela dışarıdan. Her ziyaretçi efendim böyle benim de buraya bir katkım olsun diye gelmiyor. Bakıyor ne var ne yok. Geliyor mesela orada hiç unutmuyorum bir gün Etiler'den bir hanımefendi gelmiş. Günlerden de pazar. Ondan sonra ben dedi daire 8'e girdim. Oranın ağırdı havası, kokusu vardı falan. Doğru dedim. Orada 94 tane yatalak var. Aynı anda 94 tane yatalağın altı açıldığı zaman orada sen 10 dakika duramazsın. O temizlik anında girdiğin zaman duramazsın. Maskesini takmış orada çalışan temizlikçiler, hemşireler falan. Bu ne diyorsun? Başkanım yarım saat sonra gel camları açıp havalandırıyoruz. Herkesi tertemiz parfümlüyoruz. Böyle. Sen dedim bu yatalaklardan bir tanesini al götür evine bir hafta bak bakayım. Böyle burada gelip omuzuna sadece dokunmakla büyük iş yaptığını zannetme. Bu da bir değer. Bunu da takdir ediyoruz, alkışlıyoruz, gelmişsin. Ama bu öyle değil. Bak şu dairede tamamı yatalak, şu dairede bayanlar ve her geçen gün bunların sayısı artıyor. Yani ayaklı dediğimiz, kendine yetebilen, yarı kendine yetebilen dediğimiz yerlerde de yavaş yavaş bunların sayısı artıyor. Yani geçmişte 100 yatalak varsa şimdi 200 var. 500 kişinin bu kadar. Ağırlıklı mesela erkekler. 1/3 bayandır. Demek ki erkekler, geçen Deniz Hanım da yanımda, dedim ya hanımlar dedim daha geç yaşlanıyor, daha az muhtaç oluyor. Herhalde dedim hanımlar kendi arasında böyle think tank diyoruz dedi şimdi. Evet. Yani erkekler daha sıkıntılı. Evet. Yalnız kalan bir kadının kendine bakma ve aile içinde dayanışmayla bakım alma ihtimali daha yüksek, ama yalnız erkeklerin o kendine bakma becerisi maalesef biraz kültürden de kaynaklı. Evet. Çok gelişmeyebiliyor ama şükür ki böyle harika bir kurumumuz var. Model olup daha nicelerine ilham vermesi dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Bugün ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz olun, değerli bilgiler için. Umuyorum ki izleyenlere, dinleyenlere de ilham olmuştur. Mutlaka bir yolumuz düşsün, yolumuzu düşürelim. Şefkat Yuvası Darülaceze'ye gidip orada bir soluk alalım. O şefkat iklimini bir teneffüs edelim mutlaka derim. Değerli izleyenler, bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.